Herkese merhaba. Easy Turkish'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Türk dizilerini konuştuk. Şu anda izlediğiniz Türk dizilerinden örnek verebilir misiniz bize? Şu an daha çok internet dizilerini takip ediyorum Türk dizilerinden. 700 diye bir dizi var. Onu takip ediyorum şu an. Şu anda İstanbul'u Gelin'i izliyorum. Başka bir Türk dizisi izlemiyorum şu anda. İnternet dizilerinden Fi'yi izlemiştim, Şahsiyet'i izlemiştim. Kadını izliyorum, bir aile hikayesini izliyorum, bizim hikayeyi izliyorum. Bu aralar bunları bakıyorum. En son Şahsiyet'i izlemiştim. Onun dışında başka... genel olarak çok fazla dizi izlemiyorum ama eskiden izliyordum bayağı. Eski dizileri beğeniyorum. En sevilen dizi karakterleri, yani sizin favori dizi karakteriniz kim? Ya ben yine o zaman favori dizimden söyleyeyim. Yani Behzat Ç'de Behzat karakteri, onun yanında Harun var bir de. Harun karakteri var, o da bayağı hoşuma giden, güldüğüm karakter yani. Neden çok seviyorsunuz o iki karakteri? Özellikle Behzat'ın olaylara bakış açısı çok hoşuma gidiyor. Yaklaşım tarzı çok hoşuma gidiyor. İşini çok iyi yapması dizide karakter olarak çok hoşuma gidiyor. Ya Harun da biraz komik bir karakter olduğu için hoşuma gidiyor aslında o dizide yani. Ya şimdi Behzat falan diyeceğim ama hayır, yani pek sevilmem bir kendisi. Adnan Bey çok masumdu orada. Olabilir. Aşk Memnu'daki Adnan. Evet, aynen öyle. Favori dizi karakterim Bihter Yüreoğlu. Bilmiyorum, kötü bir karakter aslında ama bilmiyorum, Türkiye'de en sevilen kötü karakter olduğunu düşünüyorum kendisinin. Bilmiyorum, ben de seviyorum. En sevilmeyen dizi karakterlerine örnek verebilir misin? Ha, vereyim. Bu Ezel'de Eyşan vardı mesela. Yani kişisel görüşüm. Benim için çok kötü bir karakterdi yani. Ben çok kötü buluyordum onu. Ferhunde çok fenaydı. Evet, hatırladım. O Ferhunde yok mu o Ferhunde? O Ferhunde bizi bitirdi ya ailecek. Perişan olduk ekran başında. Ezel'deki Eyşan. Öyle bir geçer zamanki Karolin. Yaprak dökümünde Ferhunde. Ya herhalde Can Manay olabilir. Behlül de seven var mıdır? Ben Behlül'ü sevmiyorum açıkçası ama... Ben Behlül seviliyordur ya, yakışıklı olduğu için ama... Sen neden sevmiyorsun Behlül'ü? Sadık değil çünkü. Gerçek bir aşık olmadığı için onu sevmiyorum. Mesela Cennet Mahallesi'ndeki Pembe'yi örnek vereyim o zaman. Ezel'de Eyşan var galiba. Yani izlememe rağmen biliyorum, evet, Eyşan sevilmiyor. Yani o kadar nefret ediliyor ki izlememiş olmana rağmen. Bildiğim bir örnek, evet, aynen öyle. Yaprak dökümü Oğuz mesela. Ezel, Eyşan mesela, o hiç sevilmez. O hala sevilmiyor. Dizinin üstünden yıllar geçti. Belki Ezel Eyşan'ı affetti ama Türk insanı Eyşan'ı hala affedemedi. Ya Eyşan gözüküyor şu an ama Eyşan iyidir yani. Aslında bir suçu olmadığını herkes izleyince 72 bölümü anlayacaktır yani. Eyşan'ın suçu yoktur. Asıl kötü karakterler başkadır orada. Mesela ben söyleyeyim, Cengiz kötü karakter, sevilmeyen karakter. O olması gerekir. Şu ana kadar yaptığımız röportajlarda genelde Eyşan sevilmeyen karakter olarak bahsedildi ama... Arkadaşlar yanlış değerlendirmiş. Eyşan, evet, yanlışları var ama yani dizinin geneline baktığımız zaman Eyşan değil burada. Kötü karakter kesinlikle Cengiz. Peki yabancı dizilerle Türk dizilerini kıyasladığında Türk dizilerinin daha başarılı olduğu yönler ne? Daha başarısız olduğu yönler ne? Sanırım daha başarılı olduğu yön çok yok. Sadece şu olabilir. Yani şimdi biz Türk olduğumuz için izlediğimiz Türk dizisinde daha çok kendimizi görüyoruz. Yani daha çok bize hitap edebilecek işte çevresi olsun, insan karakteri olsun vesaire, bu vardır. Yani başarı mı sayılır onu da bilmiyorum ama hani yakın bir artı olabilecek en fazla bu vardır bence. Başarısız yönleri herkes aynı şeyi söylüyor tabii ki de ama bence süre yönünden çok başarısız. Çünkü kurgu saçmalamaya başlıyor bir süre sonra. O zaman mevcut seyirciyi de kaybediyorsun. Türk dizileri biraz daha klasik oluyor ama onlar hani her türden dizi çekebiliyorlar. Hani bilim kurgu oluyor, distopya oluyor. Güzel oluyor yani onlar. Daha kurgusu daha iyi oluyor bence. Şimdi şöyle, daha kötü yapan özellikle televizyon dizilerinin çok uzun olması. Birçok dizide böyle ya farklı şeyler yok artık. Çoğu dizi birbirinin aynısı yani. Çok az böyle özgün senaryo çıkıyor yani, güzel izlenebilecek bir şeylere ben denk geliyorum çok nadiren. Onun dışında avantajı da şey, yabancı dizilere göre daha hani yerel olduğu zaman ne bileyim daha yakın, daha sıcak geliyor hani. Türk dizilerinde biraz daha empati kurabiliyorum. Yabancılar sanki bana biraz daha donuk geliyor. En azından bu aşk filmlerinde. Hani bizim Türkleri daha bir şey buluyorum.
Ya da dramda da öyle. Türkleri daha samimi buluyorum. Yabancılarda onu göremiyorum. Belki de kültürel olarak bir farklılık olabilir ama bizim dramlarımızı daha çok seviyorum. Yani konu açısından kısır bir döngüye girmiş durumda Türk dizileri. Yapımda da insanlar ne de olsa izliyor diye para harcamıyorlar. Türk dizilerinde ikili ilişkiye çok yer veriyor. Tamamen hani aşk üzerinden bir şey var. Senaryo üzerinden gidiyor. Ama yabancı dizilerde hani bilim kurgu olsun, her konuda daha çeşitlilik var en azından. Türk dizilerini çok yerdik ama birkaç dizi de var. İyi olan, internette yayınlanan bazı diziler oldukça iyi. Geçen sene yayınlandı galiba Şahsiyet. Ondan önceki sene de Masum diye bir dizi yayınlandı. Hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla oldukça iyi diziler yani. Bu dizileri de atlamamak gereken iyi işler de yapılıyor. Yabancılara mutlaka izlemeleri gereken bir dizi tavsiyesinde bulunabilir misin? Şimdi çok tekrara düşmüş olacağım ama çok hayranım yani Behzatçı'yı izlesinler. Bir de onun haricinde bizim internet dizilerimizden Masum diye bir dizi, tiyatro oyunundan uyarlanan. Onu tavsiye ederim yine. Biraz polisiye tavsiye edeyim. Güzel yani. Bu Haluk Bilginer'in oynadı mı? Evet, Haluk Bilginer'in oynadı. Aşk-ı Memnu, Masum dizisi. Onu çok seviyorum. Şahsiyet. Ezel'i izleyebilirler. Yani şöyle, Ezel'in veya Kuzey Güney'in izlenmesinin sebebi, benim de sevmenin sebebi, senaryosunun bir bütün halinde olması. Yani dizi izlendikten sonra da hani bu dizi izlendi, biz buradan para kazanırız, işte senaryoyu uzatıp değiştirelim gibi düşünceler olmadı. İşte. İstanbul Gelin gerçekten izlenebilir ya. Herkesin kendi içinde bir şey bulabileceği. Bence öyle. Benim şahsi fikrim bu. Met dizi de güzel bir gençlik dizi. Şahsiyet muhteşem bir dizi. Yani bence aralarında gelmiş geçmiş en güzel dizi oydu. Onu herkes izlesin istisnasız. Neden peki Şahsiyet'i bu kadar övmenin sebebi ne? Sürekli dönüp dolaşan o kurgu Şahsiyet'te yok. Çok farklı bir yapım. Kurgu senaryo bambaşka. Her bölümü böyle heyecanla merak ederek izliyorsun ve dizi mesaj veriyor. Yani çoğu dizimizde bence böyle bir şey yok. Bir mesaj verme kaygısı yok ya da bir alt metin yok yani. En azından Şahsiyet'te o çok var. Günümüze dokunuşları var. Bir kez sosyal bir sorundan bahsediyor zaten. Polyas Kader diyeyim. En yakın tarih sanırım o. Ondan önce Uçurum diye bir dizi vardı. Pek bilinmiyor sanırım ama. Çok klasik olacak. Avrupa Yakası, Hayat Bilgisi, Yabancı Damat. Onlar güzeldi. Başka? Leyla ile Mecnun çok güzeldi. Aşkın Memnu güzel bu konuda. Hem senaryosu hem oyunculukları. Tabii ki içindeki karakterlerden dolayı çok fazla eleştiri alıyor ama yani bilmiyorum. Bence romandan uyarlandığı için bunun eleştiri alması biraz bana mantıklı gelmiyor. Onun dışında yine Türkçe geliştirmek açısından mantıklı bir örnek olduğunu düşünüyorum. Başka videonuzda izlemiştim. Avrupa Yakası'nın örnek verildiğini görmüştüm. Bence bu güzel bir örnek. Çünkü Türkçenin güzel kullanım örneklerinden bir tanesi. Başka tarihi olarak da mesela Muhteşem Yüzyıl'ın sadece ilk şeyini izlemiştim. O da gayet başarılı. O da olabilir.